oğlaklara geçiyorum. Sevgili oğlak, bakalım seni bu hafta neler bekliyor? Şimdi para Para. konusunda özellikle net bir şekilde Dolunay ev kariyer konusunda onları çok etkileyecek. Özellikle ev ve aile konuları bu hafta ön planda olacağı gibi Perşembe günü itibariyle net bir şekilde ev almak isteyen bir oğlaksa ev alacak. Süper. Yatırım yapmak isteyen bir oğlaksa yatırım yapacak. Aynı zamanda iş anlaşmalarında belirsizlik yaşayanlar varsa bilinmezlikten ve belirsizlikten arınacak. İlişkileri ve aşk konusunda çok şanslı bir haftada olacaklar. Özellikle ayrı olanlar, ilişkilerinde dağılma yaşamış olanlar, partnerleri tarafından aranabilir, geri dönüşler olabilir. Eğer hala özlem duyuyorsanız, aşk acısı çekiyorsanız ya da bir süreliğine ilişkinize, evliliğinize ara vermiş bir oğlak burcuysanız, hatalarınızı fark edebilir, yanlış yaptığınızın farkındalığıyla eşinize geri dönmek isteyebilir. Çalınan kapıya açmadan önce gerçekten bu ilişkiyi yaşayabilir miyim kendinize sorun. Bir daha hisleriniz aynı kalabildiyse deneyimleyin. Ama hissetmiyorsanız bir şey, gelmiş acıdığım için şans vereyim demeyin. Demesinler. Kesinlikle. Hiçbir ilişkiyi acıyarak sürdürmeyin. Bakın, acıma acınacak hale düşersin diye bir söz var, biliyorsun. Özellikle size zarar vermiş, size haksızlık etmiş, sizi üzmüş, hayatınızdan çıkıp gitmiş kişilere hissetmediğiniz duygular var ve acıdığınız için, hayır diyemediğiniz için Doğru. bir daha şans vermeyin. Hayır derken karşınızdaki de neden hayır dediğinizin bilincinde ve farkında olsun. Bugün evet dediğiniz şey acıdığınız için yarın sizin acınacak duruma düşmenize etki eder ve neden olur. Peki ya beraberlikleri olanlar, kalbi boş olanlar tutku ve aşk haftasında olacaklar. Hem duygu açısından hem tutku açısından. Muazzam güç, güven katacaksınız ilişkilerinize. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda cuma, cumartesi ve pazar günleri sizler de kazalara karşı dikkatli olun. Yani ev kazalarına, trafik Öyle mi? kazalarına, kaza haftaların, ya bu hafta kazalara karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle mutfak ev kazalarına mı? Evet, lütfen bunlara çok dikkat edin. Uğraştığınız konularda ciddi kararlar almak isteyebilirsiniz ve bunlar da sizi başarıya yükseltecektir. Beklemediğiniz, bilmediğiniz hiçbir konuya dahil olmayın. Kimsenin hiçbir işine karışmayın. Emin olmadığınız hiçbir Emin şey hakkında olmadığınız fikir hiçbir şeye yürütmeyin. karışmayın. Aman aman, bu hafta hukuksal alanda sorun yaşayanlar varsa sizi şahit yazdırmak isteyebilir bir oğlak burcu olarak. Bilmediğiniz bir konunun şahidi olursanız yarın o konunun suçlusu olursunuz. Yani sakın kimseye, hakikaten biliyorsanız, hakikaten bilginiz dışında değilse, biri sizden şahitlik yardım istiyorsa yapın. Ama bilmediğiniz bir konuya şahitlik sakın yapmayın. Başınız derde girebilir. Gelecekte büyük pişmanlık duyabilirsiniz. İş hayatlarında ve maddi konularda Yükseliş haftasındalar, ilerleme ve yükseliş haftasında Dolunay olacaklar. onları nasıl etkiliyor? Ev alma, yatırım yapma, O harika. yükselme konusunda etkiliyor. Çevre değiştirme. Bize hep bunlarla gel böyle. Ev Tamam, al, paran şahane. artıyor, yeni aşk var. Evet. Hep böyle enerji ve yüksek şeyler olsun. Ama güzel şeyler olsun, hepimizin hayatında olsun kesinlikle. Şimdi oğlaklar, Spotumuzu verelim mi? özellikle bir şeyin de altını Tabii, çizerek, çizelim. oğlaksan ev kazalarına karşı çok dikkatli olman gerekiyor, değil mi? Evet. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Yeni başlangıçlar var bu hafta sana. Gelecek hayallerin için yeni hedefler koymak isteyebilirsin. Doğru mu? Yapsınlar mı? Girişsinler mi? Girişsinler, korkusuzca girişsinler ama. Evet, dolunay yani o zaman bu noktada onları kötü etkilemiyor. Asla kötü etkilemiyor, Hep pozitif kesinlikle. ve olumlu yönde Aynen etkiliyor. öyle, olumlu yönde etkiliyor. Sevgili oğlak, tabii bu hafta gezegenlerin de sana bir spotu var. Ne diyor? Kazalara dikkat.
Ev kazalarına özellikle. Evet, lütfen dikkat. Bu da mı 15 gün sürecek? 15 gün boyunca mı? 15 gün boyunca kazalara karşı dikkat etmeniz lazım. Şimdi Burcum Ne Diyor köşesi için hazır mısınız? Önce sorularla devam edeceğiz. Haftanın enleri var. Sonra 12 burcu tekrar yorumlayacağız. Hadi bakalım ilk sorumuz gelsin. Yengeç kadını balık erkeğiyle mutlu olabilir mi? İkisi de su burcu. Olur. Olur mu? Olur. Bu ilişkide Şimdi kim daha çok baskın olur? yengeç kararsız bir burç olduğu için balık kararlıdır. Şimdi balık erkeği çok tutulabilen bir erkek değildir. İkisi de su. Zıt gibi görünseler de birbirlerini tam tutarlar, Çekerler diyorsun. çekerler. Zaten öyledir ya, zıt kutuplar Birbirini birbirlerini çeker. çeker. Peki, aslan erkeği hangi burcun kadınından hoşlanır ve aslan erkeğinin gönlüne girecek kadın hangi burçtan olmalıdır? Kova olmalıdır. Neden? Çünkü ateşin her zaman havaya ihtiyacı var. Hangisi ateş burada? Şimdi aslan ateş Aslan burcu, ateşim. grubu ateş. Kova grubu hava. Hava gruplarıyla çok mutlu olabilir. İki ateş bir arada aleve dönüşür. O kadar yani. Kesinlikle. Kova Peki. ile ve şeyle, terazi ile, ikizler ile çok mutlu olur aslan. Süper. Peki Başak Burcu kadını parayı sever mi demiş bir seyircimiz. Çok sever. Öyle mi? Tutmayı sever ama harcamayı Ya sevmez. parayı sevmeyen var mı? Yastık altı yapmayı sever. Öyle mi? Tabii. Parayı sevmeyen var mı? Yok tabii ki. Yok. Para ama araç. Doğru. İkizler kadını kova erkeğiyle aşkta mutlu olur mu? Çok mutlu olur. Gerçekten mi? Gerçekten çok mutlu olur. Ama Yani kova erkekse bir kere daha düşünmesi lazım. neden? Çünkü sabit bir fikirlidir. Özgürlüğüne çok düşkündür. İkizler kadın da aşırı kontrolcüdür. Kontrol etmediği takdirde çok mutlu olurlar. Kontrol ederse Mutsuz bu iş olurlar. yaş diyorsun. Evet, bir yaş. İkizler kadını kova erkeğiyle aşkta mutlu olur mu sorusunun cevabını aldık. Akrebe geçiyoruz. Akrep burcu kadını nasıl bir aşk hayal eder ve akrep burcu kadının gerçekten hangi burçtan bir erkek mutlu eder? Enerjisi çok yüksek bir erkek olması lazım. Onun ruhunu doyurabilmesi için her konuda. Kim mesela bu enerjisi en yüksek erkek hangi burçtan çıkar? Aslan. Aslan'dan mı? Aslan erkekleri çok yüksek enerjiye sahiptir. Ama ateş, su, akrep canını okur aslanın. Öyle mi? Tabii. Peki. Haftanın enleri geliyor. Hanımlar, beyler, hazırsanız haftanın en şanslı burcu geliyor. Bu hafta siz ve burcunuz buysa, daha doğrusu sizin burcunuz buysa ekrana getiriyoruz. Çok şanslısınız. Başak. Haftanın En en şanslı şanslısı burcu. Başak. Peki. Bu hafta gerçekten şanslısın. Çok üzgünüz. Ama bu şanssızlık ömrümüzün sonuna kadar sürmeyecek. Tabii ki 15 gün mü? sürmeyecek. 15 gün sürecek değil mi? Evet, 15 gün sürecek. Gelsin mi ekrana? İkizler. Yükselen ikizler de etkileniyor mu? Etkileniyor tabii ki. Bu hafta gerçekten çok şanslısın. Peki haftanın en paralıları kimler? Bu hafta para sizin peşinizden kovalayacak. Yani parayı çekeceksiniz adeta. Peki hangi burçlar? Boğa, Yay, yay, akrep. akrep. Para sizin peşinizden koşacak. Ben bu hafta seninle takılacağım. Doğru, boğa. Haftanın en mutlusu kim? Bu hafta öyle mutlusun ki mutluluktan kanat takıp uçabilirsin. Kim geliyor? Tahmin ettiğiniz gibi yay. Yay. Evet. Bu hafta yay inanılmaz mutlu. Peki bu haftanın mutsuzu kim? Artık buna alıştık. O hem şanssız hem de çok mutsuz. 15 gün İkizler. boyunca ikizler. Gerçekten zor bir süreçten geçecek. Haftanın en uyumlu burçları kim? Siz veya partneriniz, siz veya eşiniz. Bu burçlardansanız bu hafta gerçekten mutluluğunuza diyecek yok. Çünkü çok uyumlusunuz. Haftanın en uyumları boğa ve akrep. Evet. Peki haftanın en uyumsuzları kim? Uyumsuzları diyorum çünkü dört tane burç var. Siz veya partneriniz, siz veya eşiniz bu burçtansanız, hatta şöyle söyleyelim, yani dört burç ama çift olarak yorumlayacağız onu. Gelsin ekrana.
İkizler ve terazi var. Bir de arkadaşlar bende Başak ve Balık var. Onu da eklemeyi unutmuşsunuz galiba. Başak ve Balık, İkizler, Terazi bu haftanın en uyumsuzları. Peki haftanın aşkta kazananı kim? Bu hafta aşkta öyle bir kazanıyorsunuz ki yine mutluluk ayaklarınıza yapışacak. Kim siz? Hangi burçlardansınız? Akrep, Boğa ve Oğlak. Çok mutlusunuz. Peki bu hafta gerçekten aşkta kim kaybediyor? Hem şanssız, hem mutsuz, hem bahtsız. Çok üzülerek söylüyorum. İkizler. Ama dikkat ederlerse, tedbirli olurlarsa o bir yıldızları beş yapmak ellerinde. Çok güzel bir ritüelimiz var. Evet. Şimdi biraz sonra vereceğiz. Ama ritüele geçmeden önce 12...